ve deniz bilimlerinin üstünde en önemli aletlerinden bir tanesi gemi, araştırma gemisi. Türkiye'nin en eski ve en kapsamlı araştırma gemilerinden bir tanesi bilim araştırma gemisi. Bir de bu bizim limanımıza sığmıyor ama dışarıya çıktığınızda karşı kıyıyla şeyi görebilirsiniz. Lamas Troll Teknesi ismi. Troll Teknesi, bakın şurada bir troll ağı var. Bu bölgede yapılan balıkçılık türü böyle. Şuradaki ağı görüyor musunuz yukarıda? Bakın, torba gibi bir şey. Kapılar var. Tekne giderken bu kapılar ağın ağzının açılmasına neden oluyor. Aşağıdaki ağırlıklar da ağzın bu şekilde açılmasına neden oluyor. Aşağıda tabanda sürüklenerek çekiyor tekne. Ve çekerken tabanda ne kadar balık varsa onları yakalamak amaç. Araştırma yaptık. Aslında biz burada olmamıza rağmen herhalde Karadeniz'de çok daha fazla araştırma yapmışız. Çünkü Karadeniz dünyanın en ilginç denizlerinden biri. Havadan, atmosferden oksijen girmiyorsa buradaki oksijen biter. Ve bitti. 3-4 bin yıldır orada oksijen yok. Gelirken buradaki sular dışarıya çıkan, suyun içerisinde kalan planktonlar bunun içerisinde kalır. Plankton demek suyun içindeki küçük canlılar demek. Sürüklenen canlılar demek. Daha sonra planktonlar burada birikirler. Bunu şöyle açarım. Daha sonra bir kaba koyup mikroskopta bakabiliyorum hangi canlı. Evet. Biz ona besin zinciri ya da besin ağı diyoruz. Mesela yunus büyük balıkları çok sever, küçük balığı da yer. Büyük balık ne yer? Büyük balıklar küçük balık yer. Küçük balıklar ne yer? Daha küçük. Daha küçük balık ne yer? Daha küçük. Onlar ne yer? Zooplanktonlar da daha küçük olan fitoplanktonlar yer. Fitoplankton dediğim şey bitki demiş. Mesela karada düşünün, koyun ot yer. Peki ot ne yer? Toprak. Ama su yetmez bakın. Biz de su, mesela güneş, su içer. Kümre. Güneş ışığı çok önemli. Güneş ışığının enerjisiyle topraktaki bazı gübreleri alır. Ama esas böylece hem şeyini ölçmüş oluruz, denizin birçok özelliğini ölçmüş oluruz. Hem de istediğimiz yerlerden örnek alarak Peki bu üretimin sonunda ne çıkarıyorlar bitkiler? Hangi gazı çıkarırlar? Oksijen. Karadaki bitkiler. Çocuklar şimdi düşünün. Karadaki tüm bitkileri düşünün. Ağaçları, otları düşünün. Onların çıkardığı oksijen miktarı, ki bizim için çok önemli değil mi oksijen? Onların çıkardığı oksijen miktarı, bunların çıkardığı oksijen miktarına eşit. Bakın denizdeki fitoplanktonlar, gözle görünmeyen fitoplanktonlar, karadaki tüm ormandaki ormanlar kadar, otlar kadar oksijen üretimi yaparlar. Bunların yok olması demek, fitoplanktonların görmüyorsunuz bile, insanların yok olması demek. Bunun anlamı bizim mutlaka denizleri korumamız lazım. Yoksa biz ölürüz.